Günaydın. Hadi abi bir aydınlan. Diğerini de şunun ucuna bağla. Ya buna işte kolon da gerekecek de. Bakalım nasıl çevireceğiz onu. Normalde şurayı bir platformla kapatmam gerekiyor şu anda. Şurada. Ama ben onun yerine şunu şöyle, çapraz atamıyorum. Ne yapacağız abi? O zaman kolon dikeceğiz. Bu ortaya. Kolonları dikeceğiz. Ne engellensin ki? Ne engellensin hocam? Allah Allah. Niye engellensin oğlum? Bak abi şimdi oranın sağlığına. Ora okey. Ama işte bunu her birinde yapamam ben. O yüzden mesela oraya yaptıysam bir tane de şuraya. Bunu daha sonra makas sistemini bir üzerinde çalışırım da şu anda eldeki şeyler çok tatmin edici değil parçalar. Bakayım şurası sıkıntıda. Orayı da şöyle yapacağız. Yükü buraya aktarmam lazım. Kiriş. Hadi. Sopayı al da şunları bir döv ya. Nerede o? Gel neredesin? Gel. Haberci falan mı bu ya? Messenger. Abi kastı ama. Önce bir baltam gideceği için garanti bir sopam olsun. Şimdi şuradan taş balta üreteyim. Hayda. Neyse kırılır bu şimdi. Ya da onu da indireyim ya. Hadi aslan yaparsın.
Evet, yine birazcık topladık. İşimizi görür yine. Ne eşya çöp ettik ya. O sarıya döndü yine. Abi. Sen de ama kaşınıyorsun ha. Ben sana daha ne yapayım? Bildiğin kafes sistem çatı yapıyorum. Mahya mı dikeyim? Var o da galiba. Dur bakayım. Var mı? Yok. Hadi onu da dikelim. Şeyleri. Şu mu? Bu biraz yüksek oluyor galiba. Diğeri. Yeri de alçak olur. Çünkü ben bunların boyunu ayarlamayı bilmiyorum abi. Var mı öyle bir şey onu da bilmiyorum. Mesela bunu da şöyle şuradan çapraz olması lazım. Ya Allah aşkına. Sen niye olmuyorsun ya? Olsana kardeşim. Ya bu kadar zor mu? Şu araya girmek bu kadar zor mu? Bak hepsi girdi de. Doğru mu diktim onu da bilmiyorum ki ya. Yukarıda mı, aşağıda mı? Abi hiçbir şeyi desteklemiyor ki onlar. Te Allah'ım ya. Bir de orada kalıyor. Haspama bak. Abi. Odunlarımı verir misin ya? Of. Saçmalardan seçmeler ya. Şimdi kardeşim şunu bir yakından görebilir miyim? Nasıl bağlıyorsun sen onu? Yakından görmek istiyorum. Nereye bağlıyorsun? Yukarıdaki şey nerede? Dur bakayım o yukarıda bundan yok mu? Kardeş sen oradaki şeyi de almamışsın. Ne uğraştırdın be ortağım? Ben şu tavanda şey yok mu onu anlayamadım. Var orada. Acaba kendim çapraz atsam? Dur hocam.
Sen öbür tarafa. Düşme ama. Düşünce çok matah olmuyor. Dur bakayım. Tamam. Yeşile yakın. Yani başka da kolon şey yapamam yani. Şu an için. Ya bu aslında nasıl olmalı biliyor musunuz? Böyle aşağıdan uğraşılmaz bununla. Normal sıralı. Ben şu anda yatağımı şeyde kullanmam gerektiği için böyle alelacele yaptım. Hatta bunu da şöyle yapmalıyım. Diagonallere aktarayım ki. Abi bu ne ya? Adam bozuk oldu o zaman. Yok. Şimdi sistemde ya bak. Şuna çok gıcık oluyorum ya. Ver tahtamı ha. Başka bir yerde var mıydı? Yok. Şu anda çatının sadece şu üst kısmında biraz açık yeşil oldu ama yine uzun dayanır diye düşünüyorum. Onun haricinde yani yapabileceğim pek bir şey yok. Şuralara şunları atabilirim. Yükleri şu kirişe bindirsin diye. Göremiyorum. Tamam, şimdi baktığın zaman yine şu aradaki vatandaşlar biraz sıkıntı yaşatıyor gibi ama onların da çözümü var abi. Bunu attıysam üstüne bunu da atabilirim. Tabi görebilirsem. Yani deprem olsa yıkılmaz diyeceğim. Ahşap. Su çektikçe yıkılacak zaten kendiliğinden de. Çünkü zannedersem yalıtım malzemesi yok bu oyunda. Şimdi hangi ağacı keselim? Şunu mu keselim? Huşunun üstüne düşse de o huş parçalansa ya. O huşun üstüne oynayacağım. Huş ağacı olsun biraz elimizde. Git huşun üstüne düş. Hayır. O da onu yıkıyordu ha. Combo çekiyordum. Sen huşu yık. Hiçbiri de huşa gidip vurmadı ya. Ha benden ne istiyor? Kanattın her yeri ya. Bayağı bir kaliteli olacak ev. Tabi ilk ev için bu kadar uğraşmak bir kerelik gösteririm burada hani tasarımı. Başka bir ev yaptığımda çatı yaparken falan veya duvar yaparken aynı sistemi kullanacağım için. Ha temel yapabilirim mesela. Şu anda zemini düzlemeye yönelik bir şey görmedim ama bir radye temel vesaire
gösterebilirim. Basit temel veya sömerli tasarım oluyor mu bilmiyorum. Oyunun ilerleyen bölümlerinde yeni şeyler ekleniyor mu? Onları hiç bilmiyorum ama bildiğim bilgileri de bir yandan paylaşabilirim o şekilde. Ha, yani yapıda çalışmayalı epey oluyor. Ama üniversiteden gördüğümüz bir de çalıştığımız dönemlerde bildiğimiz kadarını paylaşırım. Artık çünkü farklı bir sektördeyim epeydir. Nereleri yaptık? Şu araya yerleştirdik mi biz? Yok. Al abi. Gözün doysun. Sana da vermedik zannedersem. Al, senin de gözün doysun. Sana verdik zannediyorum. Evet. Peki ya sana ne demeli? Sen niye öylesin? Şöyle sıralı gitsen fena mı olurdu yani? Artık o da yeşil. Artık o da yeşil. Şunların da ucuna birer ekledim mi? Tamam. İşimizi görür artık burası. Sen niye ne karın ağrıma neyin eksik? Bakıyorum. Orta şeyin yok mu? Senin. Bu ne lan? Heh, yan çevir. Ortada yok mu senin? Göremiyorum ki var mı? Yok galiba. Aynen bak. Yo, yine yeşil döndü. Ben çatının ortasına yerleştirmedim mi abi bundan? Bence yerleştirdim de o gıcıklığına şey yaptı. Şuradan çatının üstüne bir merdiven atayım ben. En temiz o olacak. Baksana burası çökmüş. Dur. Eşyaları da kullanabiliyormuşuz. Mesela buna altı diyorum. Allah Allah. Dört desem. Bilemedim. Neyse şurada çöplüğüme atayım ben bunları. Allah Allah. Adam nereye bakıyorsa oraya atıyor. Bizim yine bir taş balta üretmemiz gerekecek. Buna da gerek yok. İki tane vuruş için durmasın elimizde. Tamam. Evet, 2 saat oldu yine. Dur hocam.
Dur. Onarma ihtiyacı yok. Tamam. Bir gün daha geçti. Sana da günaydın. Şuradan bir durumuna bakalım. Kötülüyor mu onu merak ediyorum. Hani eninde sonunda bir kötüleşme oluyor mu diye de. Eğer böyle dayanıyorsa aynı şekilde şuraya kadar getiririm. Bakalım ne olacak sonrasında. Normalde şöyle bir şey olması gerekiyor bu çatıda. Şuradan şuraya kiriş. Kirişin üstünde o yataylar şöyle zikzak zikzak. O kendi sistem, o sistem kendi içinde yük şeyini döndürüyor ve kolonlarla zemine aktarıyor. Ama şimdi bu sistemde iş görür diye umut ediyorum. Görecektir ama işte yağmura dayanıksız bir şey oldu. Üstteki saman yağmura karşı bir şey yapıyor mu bilmiyorum yani. Ha, geldin mi? Ben de sana bakıyordum. Başkalarının başka şeylere vurunca hasar ikiye bölünüyor bu arada. Ağaç kökü aldık. Tüy aldık. Bu taraflara gitmemişiz. Ne var acaba buralarda? Karanlık orman olmasın da. Ha, çatıyı yaptık, tezgah kullanmaya bakmadık. Ona da bakalım birazdan. Farklı kaynaklar var mı diye bir bakayım dedim. Şurada şey bulduk yine. Ha, buraya gelmişiz biz. İlk yer burası. Ben yine gezdiğimiz yönde gitmişim. Şu Ektir'in oraya bir gidip bakalım o zaman. Dayak yiyorsak da yiyelim, ne olacak? Farklı kaynaklarda bulmak istiyorum ama. Bura bizim ora. Ha, Rahududu ya. Sürekli besli gezelim var da. Şu domuzu da tokatlayayım. Hocam, Toton'a iki tane çakayım. Aa, burada da şey var. Burada bir yapı var. Lan burada sığınsaymışız ya, hazır çatı baksana dışarıdan. Odun da varmış şurada. Ha, bir lokma daha yiyebiliyoruz. Yapıştır. Ne varmış? Stoklanmıyor. Ok var 15 tane. Tamam abi. Yani bu sandığı taşıyamaz mıyım ben? Te. Sandığı taşısam iyiydi. Bu böyle bir sistem kurmuş. Kalın
ahşaplarla. Onun ucundan öyle bir dayanma yapısı yapmış ama ilginç. Buraya kurabilirdik evi. Bunu da şey yapardık. Geliştirirdik. Sağlamıyla değiştirirdik falan. Olabilirmiş yani. Et var şurada. Yalla. Hadi bakalım. Bu ne? Çağlar evvel Tanrı Odin dünyalar bir araya getirdiğinde Vaneri devleri ve herkesten daha kadim varlıkları alaşağı etti. Ölüm bilmeyen en kudretlileri ise itikler olarak ebediyen buraya yani Valheim'a sürüldü. Onlar toprağa arşınladıklarında bütün çelimsiz yaratıklar davul derisindeki ekmek kırıntıları misali sıçrarlar. Onları gördüğün zaman ne olduklarını anlayacaksın. Peki abi. Mantar alalım. Allah Allah. Niye? Sandık var orada abi, almak istiyorum ben onu. Allah. İlginç. Çakmak taşı, balta. Bir şeyler keşfettik yine. Başka bir şey yok zaten. O da iyiymiş ya, doğada şey olması. Boss? Aha. İtiklerden birinin çağrı yerini buldun. Sunakta doğru adağa kurban edersen ortaya çıkacaklar. Ama dikkatli ol çünkü itikler kolay hedef değiller. Çatışmaya girmeden önce iyisinden bir silah üret. En kaliteli zırhını giy ve karnını tıka basa doldur. Başka? Tamam. Geyik. Soydaşlarını avlayın.
Adak adayacağız. Soydaşlarını adayın. Geyik mi öldüreyim? Sesi geliyor geyik. Yağmur ve güneş için Frey'e Topraktan can alan filizler için. Bir de asmadaki meyveler için Frey'e şükret. Et ve kemik için Odin'e şükret. Tencereni kaynatan için, ısıtan ateş için. En önemlisi de gücün kuvvetin için Odin'e şükret. Ben de köpek zannediyorum. Geyikmiş bunlar. Bu sesleri çıkarın. Ama neredeler? Asıl can alıcı soru bu. Sağdan gibi geliyor ses ama. Burada domuz sürüsü var. Bir de şurası var. Buraya gelmedim zannedersen. Ha geldim ben buraya. Abi ne çok şey varmış ya, bayağı bereketli. Ahududu. Ah buradasın. Ben de seni arıyorum. Vur. Oho. Hocam. Böyle olmaz ama. Geyik başı, geyik derisi. Geyik eti. Bir yerde daha geyik sesi geliyor. Nasıl döşeyemedin sen onu ya? Geyik zoparlıyoruz ya, bu nasıl iş? Aa, her geyikten düşmüyor mu o kafa? Bir tane baksana. Şans işi yani. Zopa, sesi geldi yine. Tarafta.
Ya buraya. O kadar koşma. Gel bana doğru. Ama fake atma ya. Güzelce öl. Hadi aslan. Hadi koçum. Bana lazımsın. Yerim seni. İki mi oldu? Üçüncü de şurada. Umarım ondan da çıkarsa. Kaç tane avlayacağız bu arada? Ben 3 diye koşullandım ama nereden 3 bilgisi geldi bana? Benim ateşim söndü mü? O zaman şey yapacağız abi. Anlaşıldı. Bir de şu yanlarına rüzgardan korunak yaparsam güzel, ateşi de sönmekten kurtardık. Umarım yani. Ne yapalım buna? Yarım duvar yapalım bir de önüne. Biraz daha içeriye yapayım dedim de. Yakıt 1. Nereden geçiriyor ya böyle? Kapattım şöyle, çirkin oldu ama. Bir de şey de yapalım o zaman. Bir ateşi korumak için ne kadar odun harcadım. Şuna bak. Gidip birkaç odun daha getireyim bari de. Öyle bitirelim. 2,5 saat oldu.
Yani halen daha neden bu ateşin söndüğünü anlayabilmiş değilim bu arada. Yani bence sönmemesi gerekiyor artık, tamam yani. Yani gayet iyi oldu gibi. Bakacağım. Derdi tasasını anlayacağım. Ya evin içinde çatıda nasıl ki su geçirmiyorsan burada da geçirmemen lazım artık hocam. Yani biraz abartmadın mı bu işi? Tamam, şuraya da bir merdiven döşeyelim. Senin keyfin için. Buraya da bir merdiven döşedik. Şimdi... Artık yan da yanmazsa saçmalık yani. İlginç. Az önce çatı varken daha mı iyi yanıyordu? Odun 2. Şunu kır abi. Al odununu. Getir koy geri. Tamam. Üstten hava alması gerekiyor zannedersem. Çok ilginç bir şey ya. Bu zaten yıkılır bu. Ben şunu yıkayayım hemen. Heh, o çok ilginç bir şey oldu ya. Ateşin sönmesi. Cidden çok ilginç bir şey oldu yani. Bak, yatağın yakınında ateş olması gerekiyor diyor şimdi de. Ateşçim, yanar mısın? Hayda ya. Hele şükür ya. Yetişemedim ki. Yağmur bitti. Gerizekalı niye yanmıyor? Hey gerizekalı, neden yanmıyorsun? O yanmıyor ama ben yanıyorum. Bu da güzelmiş. Mutfağı yere kadar indireceğim. Neyse.
uğraşmıyorum onunla. Ben şu tezgahı hiç kullanmadım. Bir tezgaha bakacağım. Onu merak ediyorum. Bu arada bonusumuzu da esirgemeyelim tabii. Şimdi neye uzak abi? Heh. Paçavra tunik upgrades. Paçavra tunik. Deri hurdaları. Çapa. Ha? Bu işte ya. 5 odun 2 taş. Çakmak taşı bıçak. Oo. Tamam. Tamam abi. Hayır ya, onu üretmeseydik. Hayır ya, iki tane niye ürettik? Neyse, zaten sopa ihtiyacım varmış da. Gidip o zaman ben şey de yapayım. 2,5 saat olmuş. Hemen çapamızı da yapalım. Ölmek için bu kadar da ısrar etmezsin be. Şuradaki geyik değil mi? Bir onu avlayayım hemen. Bırak, kıs 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 kıs. Geldim 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 geldim. Zopa yemeye geldim. Zopa atmaya geldim. Aa, kaçma be. Gözüme şey lan bu da gel bari iki tane vuraydım la. Ya bak ta odun alacaktım. Ta nerelere geldim senin için. Please. Ya ben inatçı biriyim gel. Video 5 saat olur, ben yine kovalarım seni gel. Dedim ama. Üç kafa olmuş. Ya nereye gitti?
oradasın. Aa, boynuzlu. Bir tane de boynuzlu kesek. Ha çekil ya, ben de neye vuruyorum? 5 yıldız geyik kaçtı lan. Nereye gitti o? Sen değilsin ki. Ben ötekini arıyorum lan. Ya salak. Sen batırdın her şeyi. Allah'ım ya. Ben bu videoyu iki partta atabilirim ya. 2,5 saat oldu çünkü abi. Bunu işlemek çok zor olur. Hah. Bu galiba. Umarım yani. Şurada bir yerde. Domuz var. Ha, neredesin ya? Bu mu, onu da bilmiyorum da. Bu boynuzluyu alsak iyi olurdu. Beş yıldızmış, ne verdiğine bakardım. Ses et. Neredesin? Geyük. 5 seviye geyük. O sen misin? Evet. Ha, nereye vuruyor bu ya? Bir saat ya. Boynuzları döküldü. Özel bir şey vermedi. Ha. Dönelim. Merak ettiydim onu da. Özel bir şey vermedi. Ya gel. Ne kaçıyorsun? Madem. Taner de öldü ya. Ne güzel ağaç kesiyordum. Beni kışkırttınız.
Bütün bu olaylar bir tane şu zibidi cüce bilmem ne. Cin göz mü cam göz mü neyse işte onların peşinde koştum diye başladı. Kim bilir kestiğim ağaçlar şimdi pert olmuştur. Ha oradalar. Yiyelim bir lokma daha. Hadi aslan. Ya bak. Kardeşim. Zopa istiyorsun. Geliyorsun. Veriyorum zopayı. Sonra senin aramaya geliyorlar. Onlara da veriyorum zopayı. Sonsuz döngüye girdik. Seni aramaya gelenleri aramaya geliyorlar. Artık doyduk. Sandık yapalım. Gelelim bunları da alalım üstüne. Şimdi çapa üret. Çakmak taşı üret. Kabayayı için deri hurdası 8 lazımmış. Mızrak 10 çakmak taşı lazımmış. Bizim çakmak taşlarımız bitmiş. Paçavra pantolon. Bizimkinin seviyeleri baya düşük de. 5 deri hurdasına paçavra tunik. Ne oldu abi? Ne uzak? Bu paçavra tunik. Biz pantolon. Şimdi bunun mesela verdiği değerler ne? Ağırlık 2, kalite 1, sağlamlık %12, onarım istasyonu seviyesi 1, zırh 1. Evet. Ha. Mesela ben kendi istasyonumu upgrade mi ediyorum? Tezgah. Onu nasıl yapıyorum? Mesela şunu üret abi. Bir şeyler ürettikçe mi? Mesela ben bunu upgrade'lemem için bir odun bir taş lazım. Bir odun bir taş. Mesela sopamı kemik parçasıyla upgrade'leyebiliyorum. Taş baltamı iki taş. Şu anda benim iki taşım yok mu? Var. Niye geliştiremiyorum? Yok. Ne eksik abi? Tezgah seviyesi nasıl? Yapı geliştirmeleriyle artar. Yapı geliştirmesi nasıl? Onu bilemedim. Neyse, şimdi ben elime çapayı bir alayım mesela. Şurayı bir düzenleyeyim bakayım.
Niye daha fazla düzleniyor? Mesela şöyle bir şey de var. Ne var ya? Toprağı işlemek için kullanacağım bu alet çekirse harika bir ikili diyebiliriz. Çapayı kullanarak toprağı temizle ve araziyi şekillendir. Düz zeminde bina inşa etmek daha kolaydır. Hadi ya. Allah Allah. Biz ne yaptık? Şimdi. Bu yol yap. Ben zemin düzle diyorum. Bunu niye yaptım? Şurada bir şey deneyeceğim şimdi. Vay be. Şu yabaniler gelip evin etrafında eve meve vurmasınlar diye tezgahıma vuruyorlardı ya. Neyle şişirdim ki ben bunu? Ha, taşla şişiriyorum. Güzel. Evin etrafında korunaklı bir alan oldu ama şurası biraz kötü oldu. Tamam. Güzel oldu bence burası böyle. Biraz daha bayağı bir taş toplamam lazım ama. Kazma yok. Kazma da olsa. Yolu neyle yapıyor mesela? Buradan oraya da yol yapmak lazım. Onu da şöyle yaparız. Şuradan. Güzel. Şuradan da bir çatal şöyle. Bence iyi oldu ya şimdilik. Biraz çapacılık da yaptık. Tam 1 saat 25 dakikada böler iki video yaparım ben bunu arkadaşlar. Siz bunu izlediğinizde ancak ikinci bölümü izleyince görebileceksiniz bu duyabileceksiniz bu dediğimi ama şuna bir bakayım. Daha kötüye gitmiyor. Evet, o zaman çatımı ben bu şekilde inşa edebilirim arkadaşlar. Çünkü daha kötüye gitmiyor. Ve şu anda mesela yağmur falan da gördük ama onarılması gereken bir şey gözükmüyor. Yani şu ahşaplar da yağmur gördü.
Ama onarılması gerekiyor demiyor. Bu da güzel bir şey. Pantolon yaptık bu arada. Mesela onu da giyelim. Şimdi nasıl kıyafetimiz? Biraz daha bir şeyler oldu yani. Ama gitmediğimiz çok lokasyon var. Harita gördüğüm kadarıyla baya 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 yani baya baya büyük görüyorsunuz. Şöyle çevresinden dolaşacak olursak dünya yani, bu yuvarlak zaten daire biçiminde baya baya büyük. Böyle şöyle uzaklaşırsak hatta daha net olur. Biz daha burayı açmışız gibi geldi bana. Yani bu oyunda bizim bayağı bir oyun oynayışımız var mı? Öyle mi gözüküyor? Hiç gitmediğim bir istikamet. Misal. Şu istikamet. Aa. Dur ya, bura benim şey zaten kestiğim yerler. Ben bu istikamete hiç gitmedim mi? Gittim. Şu istikamete gitmedim. Zopamızı elimize alalım. Tam 3 saat olsun. 1,5 saat, 1,5 saat pay edeyim ben bunu. 9 dakika var onun içinde. Şu anda farklı yaratıklar görmedik. Sadece o. Ben tabi biraz sağlığımı da arttırayım en iyisi, değil mi? Taş da lazım oluyor. Taş da toplayalım. Sağlığımızı da, ya hep şu şeye bakacağım, kurutma tezgahı mı lazım, ne lazım diye. Hiç bakmadım. Şunlar ne işe yarıyor? Onu da çok merak ettim ya. Ne işe yarıyormuş? Bir kara hindiba. Hadi ya. Yeni şeyler keşfetmek istedim de. Bura başladığımız yer zaten. Buradan aşağı doğru biraz gitsek iyidir. Balık mı? Bu ne ki abi? Niye boğuluyorsun ki sen? Ben de onu anlamadım. Mesela niye boğuluyor ki suyun içinde? Yüzüyoruz. Sen niye yüzüyorsun lan? Olayın ne senin? Ha, sahilde çıkıyormuş çakmak taşı. Tamam abi, toplayalım. Bak iyi oldu. Bunu öğrendik. Ama ben bu sağlığımızın böyle boş yere yüzerken gitmesine uyuz oldum. Niye gitti abi o? Ben mi yanlış yaptım? Bak yüzüyorum. Mesela şöyle yüksem
Space E. Allah Allah. Oha. Abi kafan niye suyun içinde yüzüyorsun ki? Çok komik ya. O garipmiş. Ya da ben mi beceremedim? Olabilir. Belki başka tüyosu vardır. Çok saçma yoksa. Nerede o ya? Kırrrr edip duruyor. Gel buraya. Ne kuyruğu? Şuradaki mekana bakmak istiyordum. Manzara çok iyi değil mi ya? Şu ne? Ha, ondan. Mek. Memlekette başka bitki yok galiba. Bu taş ne? Anıt gibi. Ha. Güzel. Bu da sopayı geliştirmek için lazımdı. İş görür yani. Ya o netlerle uğraşasım yok ya. Bir ne işe yaradığını öğrendiğimizde yerini biliyoruz, geliriz. Ben şu anda ne işe yaradığını, hususi bildiklerimi bir toplayayım da. Burada da yine kemik var mıdır? Mezar gibi bura. Bir şey yazıyor mu? Yok. Burada ne var? Bu arada dönerek oraya da gidebiliyoruz zannedersem. Neymiş bu? Sikke.
Şey var mı? Kemik. Ha. Hayda. Evime doğru döneyim. Şu istikamette dümdüz gidersem evimin güneyine düşerim. Oradan da sola dönüp. Anne, o ne? Lan? O ne? Oha, o beni mi kovalıyor? Çok kurbağa dövdüm diye mi? Lan dibime girdi. Dibime girdi. Geldi zopaladı gitti ha. Çok iyi. Çok iyi tek atıyor. Bunu yok edecek kadar nasıl güçlenebiliriz acaba? Gidek çıplak donsuz. Gidek de alak bakalım. Nereye gidiyoruz? Yine yağmur. Koş bakalım cıbıldak. Manyak herif ya. Aynen böyle gideceğiz. Psikopat ne biçim dövdü ya beni? Nereden gördü de geldi? Ben onu görmedim. Salın beni ya. O deli abi beni dövmeden ben kaçayım kurbağalar. Bir bırakın ya. Abi o dev abi yine geldi. Dev abi dur ya. Bana vurma. Ne olmuş? Troll bekle. Bak şunları dövsen. Ha bunlar senin anana küfür etti.
Ben onu niye alamadım? Anana sövdü anana. Hayır ya, hayır. Hayır. Dur. Başlatma odununa şimdi. De abi. Sen sağlığın niye, şeyi niye yeniyorsun? Boz düze, orada bir şey var, selam savaşçı diyor. Ya bir git işine ya, ne selamı. Troll beni evime kadar takip eder mi ki? Gelip evime bir koysa da yıkılsa evi. Ne beğensin. Bütün orman peşimde ya. Of. Troll gelmiyorsa bunlar döverim de. Troll gelirse sıkıntı ya. Ne oldu la böyle? Kaza geldi kova diyordunuz. Ha? Zopalayayım mı? Hayır, ölme. Ölmeden zopalayacağım, durun. Ölürsem anlamı yok ki. Niye yenilenmiyor bu ya? Kim tek attı bana ya? Allah Allah. Şu yenilenmesi çok yavaşladı ya. 3 saat de ne abi ya? 3 saattir oyun oynuyorum. 3 gündür çekemiyorum. Her güne 1 saat acısını çıkarttım sanki. Yürü eve yakın en azından cesedimiz ya. Ya bu yağmur da neymiş, bitmedi. Gün 8 şu istikamette hemen önümüzde ya. Yakın eve. Gidem de alam. Yolda mantar çıksa da. Heh, şurada var. Şurada. Anıtımız orada. Küçükmüş bu. Bu da bizim anıtımız herhalde diyorum. Neyi atalım? Sen şununla birleşsene. Peki sen giyin. Tunik yok. Birleşecek başka ne var? Sen varsın. Birleş şununla. Tamam. O troll neydi ya, ağzımıza tükürüyordu. İlla bir gün ona da tek atarız da. Hangi gün yani, bayağı uzun sürecek gibi. Şimdi burada sandık var mı? Hepsini al diyelim. Tamam. Ev şurada.
Ateş yanıyor, yat. Ha. Aynen. Yeter, bayağı gezdik. Şimdi yapacağımız şey şu et mevzusu var. Üzerimizde bayağı et var da o eti hiç değerlendirmedik. O yüzden ben diyorum ki şuradan ahşap yığını. Taş yığını. Elimizdekileri böyle biriktirebilirmişiz. Pişirme istasyonu, tabaklama askılı, deri hurdaları 20 istiyor, geyik derisi 5. Doğrama kütüğü. Ben şu pişirme istasyonundan bir tane yapsam abi, şöyle ateşin üstüne mi yapacağız onu? Tamam. Ateşin üstüne dur, yürüme. Ateş var zaten hocam. Ama işte bu ateş niyeyse sönüyor bu havalarda. Niye onu bilmiyorum. Üstünü kapattık güya. Ama paşanın keyfine göre oluyor işte. Ne zaman pişiyor, onu nasıl anlıyoruz? Niye boş yer olmasın ki? Olur. Bak şimdi bunu atarız. Bunu buraya atarız. Ondan sonra şunu şuraya koyarız. Niye yer olmasın ki? Bak bunu da buraya alırız. Yer çok. Ne kadar et var? 4, 14 de geyik var. Hayret bir şey ama ya. Yani şu ateşin şöyle davranması çok gıcık değil mi? Haydi ama. Bu ateşin böyle yanması çok tilt etti beni ya.
Sanki dinlenip yani. Neyse onu araştırırım unutmazsam ya. Aha. Komik şey ya. Piş. Piş seni de alayım gideceğim hadi. Hadi abi çok oldu. Bu ne kuyruğu mu? Ha. Bu yeniyormuş. Şimdi ben ne yapayım? Sandık. Sandığı nasıl yapıyoruz abi? İki tane yeter mi ya? Daha sonra şöyle gözler yapıp şey yapabilirim. Bir tane de şuraya koyayım olmazsa. Tamam. Bu ne? Sabit ahşap meşale. Köyümüz aydınlık olsun hadi bakalım. Evet. Bu ne? Ben zemin döşemedim ki ya. Zemin döşesem belki de. Hani zemin döşemede şu anda mesela döşemeye kalksam. Bunları ne şey yapıyor mu? Yani. Yani en ihtimal yine şu seviyeden bağlamam gerekecek. Neyse. Yani şu seviyeye inebiliyorum da çok uğraştırır ya. Yani böyle gitmesi lazım. Neyse, o şimdilik dursun. Onu sonra yaparız. Sandıkları şu anda ben yağmursuz alanda tutmak istediğim için buraya alıyorum. Bu ne abi? Kereste deposu ve taş deposu ve reçine gibi. Bu nedir bilmiyorum, o yüzden buraya atacağım. Yine ağaçtan çıkan
Malzemeleri buraya alıyorum. Peki. Bu da yemek şeyi olsun. İki tane pişmiş dursun yanımızda. 8 tane de orada var. 3 çeşit şey oluyor. Şu da buraya. Av şeyi olsun daha doğrusu malzemeleri. Bu da av gibi değerlendireceğim. Tarımı da buraya. Tarım, gıda, hayvancılık falan burada olsun yani. Dolayısıyla sen de burada ol. Sikke. Alışveriş buraya koydum öylesine. Buraya da item grubunu koymak istiyorum. Tabii şu anda başka koyabileceğim bir şey yok. Sonra ayarlarız yine. Evet arkadaşlar. Şu, bu arada şu da dinlenmemizi sağlıyor. Bunu da söyleyeyim. Şöyle oturursanız eğer. Bu da dinlenmenizi sağlıyor. Bunu da X ile yapıyorsunuz. Yoldasınız. Yatağınız yok. Böyle de biraz dinlenebilirsiniz. Veya çalıştınız falan. Böyle de dinlenebilirsiniz. Dinlenmiş şeyi gördüğünüz gibi arttı. 11'e çıktı. 10.53'tü. Mesela kalkayım ayağa. Ben çıkayım dışarı. 10.59, 58, 57. Hop X. 10.53. 52, 51. Ha, burada şey, bir shelter olması gerekiyor herhalde. Dur bakayım. Otur. Allah Allah. Kapım açık diye. Otur. Dinleniyorsun dedi ama sayaç geri düşmeye başladı. Heh. Tamam. Ne oldu şimdi? Düşüyorsun yine. Ateşe yakın mı dinlenmem lazım? Bu da son deneyişim. Onu çözeyim diye baktım da yok. O bilgi yanlış o zaman. Aa bak, geri çıktı 11'e. Tamam. Geri dinlendik, 11'e çıktı. Bu arada benim yatak niye yere gömülü ya? Şu çapa iş yapmıyor mu? Çapayı da kırdık. İlginç. Onun çapanın düzleme sistemini de anlayamadım. Ha, şuradan da boşluk kalmış. Neyse. Evet. Yatağın yakında ateş var zaten hocam. Sen dalga mı geçiyorsun? Şurada ateş var ya işte. Her zaman buradaydı da. Allah Allah. Garip. Kaydetsin de. You fall into the deep well of sleep and dream only of darkness. Yani derin uykuya daldın ve karanlık rüyalar, karanlığın rüyalarını gördüğün gibi bir şey. Gece mi biz şey yaptık? He, gündüz yattıydık, gece oldu. Şimdi gece bir daha yat. Şu an uyuyamam. Tamam, burada bırakalım. Oyun seviliyor mu bilmiyorum böyle de. Ben onu tam anlayamadım. Uyuyunca mı seviliyor? Mesela burada Forus'taki gibi save yok. Ha, C ile yürüyor. Tamam. Mesela aynen. Tamam arkadaşlar, böyle kapatalım o zaman. 3,5 saat oldu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu iki video şeklinde gelir size. Bu ikinci video olur. Ha, bu ilk baştan ağırdan almamın sebebi hem oyunu tanımak hem de işte evin bir kısmını yaptık. Biraz çevreyi tanıdık. Bundan sonraki bölümlerde bol bol keşif, bol bol etraftan loot toplama, mümkün mertebe az ölerek
Loot toplama ve gelip bu lootları değerlendirme. Ama şu tezgahı nasıl geliştireceğim? Onu bilmiyorum. Mesela şunu nasıl geliştiriyorum? Onu bilemedim. Şu ne? Ha. O çekici onarıyor. Mesela paçavra tuniği. Ha. Eşyalarımı onarabiliyorum. Ondan dolayı öyle şeyler var. Mesela bunu öğretmek için deri hurdası. Ama ben buradaki her şeyi üretince mi bu iki seviye olacak? Onu bilemedim işte. Geyik başı var. Silahsız seviyemiz de var. Zıplama 13, sopalar 13, odun kesme 21. Gizlilik. Ağaç baltayla verilen hasar 21'e yükseldi. Zamanla hızın yavaşlar ve enerjin tükenmeye devam eder diyor. Bunların hepsi herhalde yaptıkça şey olacak. Bana ekstra getirileri olacak. Zıplama yüksekliği 13 diyor mesela. Zıplamaya başladık. Sürekli zıplaya zıplaya en son herhalde zıplama yüksekliğim bayağı artıyor. Yani olduğumuz yerde şöyle zıplasak da gelişiyor mu? Onun bilgisini de vereyim en azından. Gelişiyor. Yani şey gelişmiş daha doğrusu veya zıplama yüksekliği. O yüksekliğe zıplayamıyordu. Mesela şu anda buna zıplayabiliyor muyum? Evet, zıplama 14 oldu. Buradan şöyle biraz daha yükseğe zıplayabilirse eve de girer. Hatta şu anda da girebilir bence. Evet. Tamam. Konu böyle arkadaşlar. Yatamıyoruz. O zaman kapatalım. Evet, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoları beğeniyorsanız beğen butonunu kullanmayı, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve de hoşça kalın.